Evet, bir başka ilginç bir hikayemiz arkadaşlar. Çok beğendiğim. Evet, Üsküdar'da bunun videosunu da çekmiştik. İzlediyseniz tabii şu an sohbet şeklinde bakacağız. Önce bir okuyayım. Evet. دفنتني وأنا حي لما ألف الإمام الغزالي كتابه المنخول في علم الأصول وهو في مرحلة الطلب فعرضه على شيخه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني فاطلع عليه فأعجب به ثم قال له دفنتني وأنا حي ألا صبرت حتى أموت فأراد أن يقول له الآن كتابك غطى على كتابي. Evet, bu da kitap yazmakla ilgili. Belki ileride, şimdi öğrencisiniz, bilmiyorum aranızda yazar var mı? İleride Arapçada bir noktaya geldiniz, biz gibi eser yazacaksınız. Bu noktada nasıl bir tavır içinde hocalarımıza karşı olmalıyız? Yani sadece Arapça öğrenci durumunda kalmayabiliriz. Hoca da bir gün olabiliriz. Belki boynuz kulağa geçebilir. Yani bazen bazı kişiler çok daha hızlı, kısa sürede daha hızlı mesafe kat edebiliyorlar. Yani 10 kişiyi meydana bıraksan, koş desen, yani biri çok hızlı koşar, biri orta koşar, biri yavaş koşar. Dolayısıyla ilim talebinde de böyle. Yani aynı yola çıkan insanlardan bir kısmı çok hızlı ilerler, bir kısmı yavaş, bir kısmı hocasını bile geçer. Mesela benim merhum öğrenci, yani kendisini çok ilerletmişti birçok konuda. Beni geçtiği konular vardı. Yani o noktada onu tekrar anıyorum ve dile getiriyorum ve bundan da memnun oluyorum. Evet, 10 dakikamız var. Bunu çok uzatmadan devam edelim. Evet, lemme ellefel İmamül Gazali. Evet, İmam Gazali duymuşsunuzdur. Bir kitap yazıyor. Kitap yazdığında adı ne? Kitabehül Menhul. Menhul adında bir kitap. Fi ilmil usul, yani fıkıhta, fıkıh usulünde menhul adında bir kitap yazdığı zaman ve huve fi merhaleti talep, o hangi aşamadaymış? Öğrenci, yani öğrenciyken kitap yazıyor. Normalde ne beklenir? Bir insan hoca olduğunda kitap yazması. Öğrenciyken kitap yazıyor. İşte Yakup da öğrenciyken bu işe giriştik. Hocalık daha sonradan geldi. Böyle istisnai durumlar olabiliyor. Fe'aradahu ala şeyhihi imamil harameyn. Evet, bu durumda bir insan öğrenci kitap yazdığında ne yapmak ister? Hocalarına göstermek ister. O da ne yapıyor? Kendi hocası var. İmamül harameyn. Adı ne? Ebil Meali el Cüveyni. Gidiyor ona arada arz ediyor. Sunuyor. Hocam kitabım bu. Bir görmek ister misiniz? Hediye ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Mesela ben bu kitabı yazdığımda üniversite yüksek lisans hocalarıma telefon açtım, adresini aldım, gönderdim. Yakup da aynı şekilde kendi hocalarına hediye etti. Fattala aleyh. Ne yapıyor hocası? Kitaba bir göz atıyor. Ve ucibe bih. Kitap hoşuna gidiyor. Yani kitap gerçekten güzel. Yani öğrencidir, yazamaz. Ve hatta atıp tutmuştur. Bazen öyle oluyor. Öğrenciler kendini büyük bir noktaya geldiğini sanıyor. Ortaya bir şey koyuyor ama poz çıkabiliyor. Yani ne denir? Aç tavuk kendini dara ambarında görür gibi. Bazı öğrencilerde öyle bir durum oluyor. Ha, bazıları hakikaten kendini yetiştirmiş oluyor Yakup gibi. Bu da yani kitabı hoşuna gidiyor. Tabii bakalım hocası ona ne cevap veriyor? Defenteni ve ene hay. Evet, defene gömmek. Ve ene hay, yine vavul hal gelmiş. Ben canlıyken gömdüm. Yani beni diri diri toprağa gömdün. Ve hatta ben canlıyken beni toprağa gömdün. İlk bakışta iki türlü anlam anlaşılabilir. Yani ilk anlamını olumlu düşünecek olursak, yani sen öyle bir eser yazdın ki benim yazdıklarım gölgelendi. Yani onun eserini takdir ediyor. Bir anlamda da sen öyle bir eser yazdın ki benim pabucumu dama attın. Hangisi olduğunu devamında anlıyoruz. Ella sabarta hatta emute. Ölünceye kadar bekleyemez miydin? Evet, hel ve la. Sabarta hatta emute.
Evet, ölünceye kadar beni bekleyemez miydin? Evet, buradan ne anlıyoruz? Yani orada tamam, sen ilim noktasında bir noktaya gelmişsin, kitap yazmışsın. Bu noktada muhtemelen hocasının da haberi yok. Yani bir kitap yazmaya başlıyor. Sonuçta gerçekten o hocaya değer veriyorsan o kitabı yazarken hocanla bir irtibat halinde olursun. Demek ki kitabı yazmış, bitirmiş, en son haliyle hocaya vermiş ve çok ileri seviyede gerçekten kaliteli bir kitap yazıyor. Hoca hayattayken öğrencisi hocanın önüne geçiyor. Bu durumda takdiriyle birlikte tekdirini, yani azarlamasını da gösteriyor. Ve arada en yekule leh. Burada onun için neyi kastetmiş oluyor? El-en kitabuke gatta ala kitabi. Şu an senin kitabın benim kitabımı örttü diyor. Evet, burada yani İmam Gazali farklı bir şekilde yaklaşsaydı sıkıntı olur muydu diye düşünüyorum. Sonuçta kültürümüzde ne var? Boynuz kulağa geçti. Yani İmam Gazali'nin hocasını geçmesi hocasını memnun eder diye düşünüyorum. Ama bir açıdan bakıyorum. Bu kitabı baştan yazarken söylese hocasıyla dirsek temasında olsa, hocasıyla birlikte bu esere imza atsa belki böyle bir sıkıntı olmayacak. Bazen biz bunu yaşıyoruz. Yani öğrencilerimiz çok hızlı davranabiliyor. Yani bir noktaya geldiğini sanarak geldiği yeri unutabiliyor. Yani okuduğu üniversiteyi, ders aldığı hocaları, yani ben de müthiş birisiyim, ben de yazarım. O tarz durumlarla karşılaşabiliyoruz. İşte bu noktada ona bir işaret var. Yani nasıl bir yol takınılacağının mesajı var. Ama şu olsaydı, şimdi ölene kadar beni bekleyemez miydin diyor. Ama eceli bilmiyoruz ki, kim ne zaman ölecek. İmam Gazali hocasının ölümünü bekleseydi belki İmam Gazali ondan önce ölecekti. Yani burada böyle bir sıkıntı da var. Dolayısıyla bu noktada en güzel durum, sen bu kitabı yazdıysan ya göstermeyeceksin, tamamen bağımsızlığını ilan edeceksin, ya da göstereceksen baştan, hocam böyle bir niyetim var, fikirleriniz ne vesaire, kitaba da ne yapacaksın? Ön sözüne teşekkürlerini vesaire sunacaksın. Ha, burada İmam Gazan'ın takip ettiği yol bu noktada hocasını gücendirmiş olduğu görünüyor. Bunu İslam Ansiklopedisi'nde de gördüm. Yani kaynaklarda bu yön dile getiriliyor. Evet, bu noktayla ilgili sizin dile getirmeniz, yani İmam Gazali doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı, ya da hocasının tepkisi aşırı mı yoksa yerinde mi, ne dersiniz, ne düşünürsünüz? Evet, ben de mesela bu kitabı Yakup'la yazdım. Yakup hayattayken birkaç kere kendisine dargınlık göstermiştim. Allah rahmet eylesin. Kitapları hocalarına hediye ediyordu ama hocaları paylaşım yapıyordu. Sanki Yakup tek yazarmış gibi. Benim çevremdekiler paylaşırken Talha ve Yakup diye yazarken, onun çevresindekiler dedim Yakup, yani ya burada senin kitabımızı anlatmanda bir yaklaşım hatan var, ya da hocaların bu noktada edep adap bilmiyorlar. Yani birkaç kere böyle olay oldu. Yani hakikaten insan bu noktada gücenebiliyor. Yani gücendiğimi 2-3 kere söylemiştim kendisine. Çünkü eğer takdir edilecekse, kitabı başlatan, öneren, yol gösteren, sonuna kadar götüren biz olmamıza rağmen, her vesileyle biz ortak çalıştığımız kişiyi unutmazken, tam karşısında paylaşımları gördüğüm zaman tek taraflı görüyordum. Yani üniversite hocası olmuş, sanki kendi öğrencisiyle o ilgilenmiş, o yazdırmış, hiç bizden şey yok. Yani tek taraflı yazılar. Bu hakikaten, şeytan da tabii bu tarz noktalarda rahat durmuyor. Tabii insan bir vefa arıyor. Yani sonuçta şunu ister istemez hoca olarak düşünüyoruz. Belki öğrencinin çok aklına gelmeyecek şeylerde öncülük ediyoruz. Bu öncülüğü yaptıktan sonra, bir noktaya geldikten sonra belki çok daha vesile olduğumuz öğrenciler oluyor. İnsan onlardan vefa ister istemez bekliyor. Yani yapılan iyiliğe karşı nankörlükten ziyade güzel dönüşler önem arz ediyor. Biz de insanız, ruhumuz var. Olumlu şeyler
olumlu kanalize eder. Olumsuz şeyler olumsuz. Ha, buna dikkat edildikten sonra zaten hoca olarak kendi adıma söyleyeyim. Boynuzun kulağa geçmesi taraftarıyım. Ama nereye kadar? İşte o edep, ahlak, anlayış, saygı noktası riayet edilene kadar.